Merhaba sevgili Feygocular, Age of Mythology'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Açıkçası devam edeceğim için mutluyum. Geçen bölümde neler oldu hızlı bir şekilde özetleyelim. Arkantos denilen karakterimiz, amiralimiz, Tanrı Athena kendisine bir çeşit mesajlar iletti. Atlantisli olan Arkantos'un halen daha düşmanları olabileceği yönünde kehanetlerdi bunlar ve karanlık zamanların geleceğini söyledi. O sırada Arkantos da evine, yani Atlantis'e gidiyordu. Atlantis'e gidince korsanlar Atlantis'i darlamaya başladı. Lakin Arkantos korsanları küçümsüyordu. O sırada evine vardığı zaman da Arkantos da keşişlerden, rahiplerden biri Atlantis'in Tanrı Poseidon'un lütfunu kaybettiğini söyledi. Kaybetmeye başladığını söyledi. Ve bunun için Truva Savaşı'na yardıma gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkantos'un bizzat gitmesi gerektiğini söyledi. Neyse, o sırada korsanlar da Poseidon'un 3 başlı mızrağını alıp kaçırdılar. Arkantos onu geri aldığı zaman Poseidon'un çocuklarından birisinin korsanlarla çalıştığını gördü. Bu da Camos'tu. Kendisi bir minotor, yani boğa adamdı. Ondan sonra da Arkantos mızrağı başarılı bir şekilde aldı. Camos kaçtı ve daha sonra Truva'ya doğru gidiyordu. Bu bölüm Truva'da geçecek arkadaşlar. Bölümün adı Yüzeyi Tırmalamak. Ve bakalım neler olacak, göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar, zorluk hakkında küçük bir anket yapmıştım ve çoğunluk moderate değil de hard'da oynamam gerektiğini söyledi. Ve bu bölümle birlikte gelecek ekstra video olarak Mısır mitolojisi kazandı arkadaşlar. Aslında Mısır ve İskandinav eşitti ama ben Mısır'ı seçtim. Onu da özel tozlu ansiklopedi bölümünde göreceksiniz. Neyse, ben muhabbeti uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Yüzeyi pençelemek, tırmalamak bölümünü oynayacağız şimdi. Bu arada gerçekten teşekkür ediyorum bu seriye ilgi gösterdiğiniz için. Yani şey düşünmüyorum, çok izleneceğini düşünmüyorum ama bu serinin samimi izleyicileri olacağını, yani sadık izleyicileri olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun da sebebi, yani herkes mitolojiye ilgi duymayabilir, herkes bu oyun türüne ilgi duymayabilir ama duyanlar var, nostalji yaşamak isteyenler var, merak edenler var, altyazı için altyazıyı beğenenler var. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Neyse, ben başlıyorum, bakalım bu bölümde neler olacak. Arkantos, by the gods! I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral to fight for me. Gracious words, King Agamemnon. And look at this. Ajax, I'm surprised to see you still drawing breath. These Trojan dogs keep trying, my friend. Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Helen is held behind their walls, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Arkantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. The Trojans have some scouts in that area. When you are done, we will start preparations for our assault. Oğlum, yalnız ben şu zamana kadar gerçekten yanlış anlamışım. Ya ben bu bölüme kadar hep şey zannettim. Yani Truva'ya yardım edeceğimizi zannettim. Yalnız biz Truva'yı işgal eden birliğe yardım ediyormuşuz. Egemenon'da yani bu işgali yöneten kişi herhalde diye tahmin ediyorum. Yani çok über bilgim yok bu konuda ama şey, ya ben hep Truva'ya gideceğimizi zannettim. Neyse, Ajax ve Egemenon'la birleştik. Bakalım şimdi neler olacak. Bana bir timer verdi, 56 saniye verdi. 56 saniye içinde ne yapacağız? Settlement'a doğru askerlerimizi yönetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen settlement'a gidelim. Burada daha kimsemiz yok galiba. Lege. Bayağı da kalabalığız. Oo, sakin sakin sakin. Truva birlikleri. Bunlar Hades'e tapıyorlarmış. Lege. Tamam abi, bunları dağıttık. Hemen zaman kaybetmeden settlement'a gidiyoruz. Bu settlement'lar ne oluyor arkadaşlar? Settlement'lar şehir merkezi dikebileceğimiz yerler oluyor. Tamam, şimdiki amacımız buraya bir town center dikmek. İşçilerimi seçiyorum. Ve buraya hemen bir town center dikiyorum. Ordumu burada tutacağım. Küçük ordumu burada tutacağım. Artık iki kahramanım var. Ajax ve Arkantos.
Hemen buraya binamızı dikelim. Ondan sonra herhalde Truva'nın dış surlarına saldıracağız. Truva'ya girmeye çalışacağız. Kolay olmayacak. Bence kesinlikle kolay olmayacak yani. Town Center yapılsın. Ben birliğimi burada korumalıyım. İyi bir şekilde yerleşmeliyim. Çünkü Truva kolay olmayacak. Yani korsanlar kadar kolay değil. Trojan limanlarından şeyler geldi. Gemiler geldi ve bizi mahvediyorlar şu an. Trojan limanlarını ilk olarak, Truva limanlarını yok etmemiz gerekiyor gençler. Tamam, gemiyi yok edin siz. Şimdi herkes zaten, köylüler bir sürü işlerle uğraşıyorlar. Neyimiz az neyimiz fazla bir ona bakmam gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gemiyi batırdık ama bu ordu bize yetmeyecek. Bu ordu bize yetmeyecek. İlk olarak şuraya lure yeteneğini kullanıyorum. Daha fazla hayvan çekmemiz gerekiyor. Abi işçi çıkar, çıkartabildiğin kadar işçi çıkar. Ne? Limanları yok etmek kolay olmayacak. Bir sürü orduları var adamların. Yani bakalım. Ya korsanları gördünüz. Korsanlar kolaydı. İki tane bunların izleme kulesi vardı. Ama bunlar korsanlar gibi olacağını düşünmüyorum bunların. Korsanlardan daha zorlu olacak. Hemen geliştirmelerimi yapıyorum. El baltası falan çıkartıyorum. Hızlı bir şekilde büyümemiz lazım. Hızlı bir şekilde ordu yapmamız lazım. Mesela altındakilerden birisi gelsin. Şuraya bir tapınak yapsın abi. Nereye yapsın? Şuraya yapsın. Yani sürekli gemiler gelebilir ve bizi darlayabilirler. Dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten hard'da da oynuyoruz. Küçümsemememiz lazım düşmanlarımızı. Altına daha fazla insan yolluyorum. Ve bir geliştirme daha yapıyorum. Pickaxe yapıyorum. El kazması yapıyorum. Daha da hızlı şey toplayalım. Yemeğimiz şimdilik idare eder durumda. Bol bol işçi çıkarmaya devam etmeliyiz ya. Kaynakları ilk olarak... Ya oyundaki en önemli şey kaynakların böyle bir stabilize hale gelmesi. Yani stabil hale gelmesi yani. Adam akıllı kaynak alırsak adam akıllı ordu kurabiliriz diye düşünüyorum ben. O yüzden bir sürü işçiyi çalıştıracağım. Kimi tapınsın, kimi bir şeyler yapsın. Tamam, artık ikinci çağa geçebiliriz. Yeteri kadar yemeğimiz olduktan sonra ikinci çağa geçebiliriz. Geçeceğiz de. Sen şuraya bir şey dik. Graneri dik. Tamam, şu an ikinci çağa geçiyorum abi. Ares mi Hermes ile mi geçeceğim? Geçen bölümde de kendime aynı soruyu sormuştum. Yani Cyclops'lar bence binaları yok etmek için çok iyi. Yani Hermes'i seçersek şey oluyor daha çok. Yani barış yapabiliyoruz ve atlı birliklerimiz oluyor. Uzaktan sıkıyorlar ama bu atlı birlikler şeyleri, binaları bence çok iyi deviremezler diye düşünüyorum. Amacımız zaten binaları yok etmek. Ben o yüzden Ares üzerinden gideceğim. Ares daha mantıklı geliyor bana. Sevgili boş işçileri. Abi daha çok yemek toplamamız lazım. İki işçi daha çıkardıktan sonra sonraki çağa geçebiliriz. Birazdan da bir Pegasus çıkaracağım. Çevreyi görmemiz lazım abi. Çevreyi kesinlikle görmemiz lazım. Bakalım. Umarım sizlere sevdirebilmişimdir bu oyunu arkadaşlar. Şuradan da yabani hayvanlardan daha çok şey yapma yapsam mı bilmiyorum ama... Şimdilik pek de gerek yok gibi ya. Ama yapalım, çok da şey gitmiyor. Ama daha da neyse yapalım ya. Çok yabani hayvan yok diyecektim ama. Hayvanlara şey yapmaya, dadanmaya devam edin. Sen odunculuk yap. Bakalım abi, şurada da bir timer var. O timer'ın sonunda ne olacak gerçekten bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Bir Pegasus çıkartıyorum ben abi. Alanı görmemiz gerekiyor. Gerçekten alanı görmemiz gerekiyor. Çevremizde neler olduğunu, neler bittiğini görürsek daha sağlıklı oynayabiliriz. Aslında ben bir şey de dikebilirim ya. Bir liman da dikebilirim yani. Denizi alabilirsem... Abi adamlar dibimize gelmiş anasını satıya. Burada adamları var. Abi bu kadar dibimizde olmanıza izin vermeyeceğim ben ya. Tamam. Sonraki çağa geçtik. Sonraki çağa geçtik. Burada mini bir savaş oluyor. Bu gerizekalılar okçular yollamışlar. De bunları bir şekilde aldık ama ordum biraz azalmaya başladı. Daha çok işçi lazım. Gerçekten daha çok işçi lazım ve artık çiftçiliğe geçmemiz lazım.
Pegasus burada yatmış ama bunların bayağı kuleleri falan filan var abi. Yabani hayvanları avlamaya devam edin. Boş işçiler. Yabani hayvanlara devam edin. Çiftliğe de geçin artık. Çiftçilik de yapın abi. Çiftçilik önemli. Çoğunuz çiftçilik yapsın ya. Çiftçilik iyidir yani. Abi artık bir küçük bir birlik de dikmemiz gerekiyor. Yani sonsuza kadar böyle şey yapamayız. Aynı zamanda bir liman da dikmemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, balıkçılık yaparsak ekstra yemek kazanırız. Balıkçılık da önemli o yüzden. Yemek konusunda fena değiliz ama biraz daha şey yapabiliriz. Çiftlik yapabiliriz abi. Orduyu güçlendiriyorum. Limanımı yapıyorum. Daha ne yapayım abi ben? Daha ne yapayım yani? Bu bölüm herhalde Truva'nın girişiyle geçecek. Yani geçen bölümde iki tane bölüm koyabildiğimiz için şanslıyız gibi. Şurada binamızı diktik. Çok güzel. Abi çiftçiliğe devam edin. Toplumu geliştirin. Siz de odunculuğa devam edin. Poseidon bize hipokampus yolladı. Bu da denizi gezmemizi sağlayacak. Şuraya kadar neler olduğunu görebiliriz en azından. Buradan da daha fazla okçu çıkartabilirim sanırım. Ama ilk olarak var olan okçularımı ikinci kademeye çekiyorum ve biraz daha okçu çıkartıyorum arkadaşlar. İki tane balıkçı gemisi. Siz de ormanlara dadanmaya devam edin. Gözcü kulesi falan da yapabiliriz aslında. Şu an sadece odunumuz az. Odunu da bir sonraki geliştirmeye şey yapıyorum. Kemik testeresi geliştirmesi yapıyorum. Geliştirmeler çok önemli. Abi bu eğer bu gemiler gelirse bizi yıkarlar. Ben size söyleyeyim yani. Ya burada sadece bunların küçük bir birliği var. Bir de diğer tarafa gidelim. Ya bunları peşimizden sürüklüyoruz ama diğer büyük gemileri. Abicim balıkçılığınızı yapın siz. Ne yapmalıyız? Üçüncü çağa geçebiliyor muyuz? Üçüncü çağ için şey dikmemiz gerekiyor. Blacksmith armory dikmemiz gerekiyor. Burada da şey yapabiliyoruz. Silah geliştirmeleri yapabiliyoruz. Yani ordularımızı daha da güçlendirebiliyoruz. Ormanlara biraz daha adam yollayacağım. Daha da çiftlik dikmem gerekiyor. Bu kadar çiftlik yeterli değil abi. Abi ormana devam edin. Ki bir birlik daha gelmiş. Adamlar bize ordularını yollamaya devam ediyorlar. Tamam ben daha fazla okçu çıkaracağım. Sıkıntı yok. Bir tane Cyclops yolluyorum kendime. Tamam bunları geri püskürteceğiz ya. Yapabiliriz yani. İyileştirebilen bir birliğim olsaydı şu an çıkartamıyorum galiba. Evet ne yazık ki çıkartamıyorum. Bu arada tamam ya. Gördük yani. Çoğu yeri gördük. Tamam ben bunları of abi halen daha geliyorlar. Atlı birlikleri geliyor. Atlıları dojlayacak şey de çıkarmamız lazım. Onun için şurayı dikmem gerekiyor. Piyade şeyini dikmem gerekiyor. Bir tane de boş işçi. Senden ev dikmeni istiyorum. Şu an işler sıkıntılı bir hal almaya başladı. Ordularımızı güçlendirmemiz gerekiyor en yakın zamanda. Yani yoksa bu iş biter abi. Balıkçılara odaklanın. Boş işçi. Bir bina daha dikebiliriz. Bir ev daha dikebiliriz. Bir boş işçi daha. Armory dik abi. Geliştirmeler yapmamız gerekecek. Abi bilmiyorum çok sıkıntılı ya. Şu an gerçekten çok sıkıntı. Eğer atlılar gelmeye devam ederse onları hoplite'larıyla durduracağım. Ordumu daha da geliştiriyorum ben. Temple'dan geliştirme olarak aslında bir Cyclops daha alabilirim. Siz balıkçılığa devam edin. Daha da işçi çıkartıyorum abi. Kaynaklarım azaldı ama yapabileceğim de bir şey yok. Abi altın kazmaya devam. Ev dikmeye devam edin. Siz de çiftçiliğe devam edin. Bu adamlar bizi darlayacak yani. Bu adamlar bizi bayağı darlayacak. Anlaşıldı hocam. Tapınmaya da devam edin. Tamam ordumuzu geliştiriyoruz. Aslında biraz gözcü kulesi de yapsak daha da iyi olabilir.
Onu da yapabiliriz ya. 200 odun gidiyormuş. Sıkıntı yok yani. Şuradan gelebiliyorlar. Aslında şuraya da bir sur yaparsak. Çünkü buradan bizi darlayacaklar. En azından buradan darlamalarını engellemiş olurum. Neyimiz az? Yemeğimiz daha az abi. Devam edin. Çiftçilik yapmaya devam edin. Onun dışında buraya bir kule de dikelim. İşleri zorlaştıralım düşmanlarımız için. Bizi kolayca darlayamasınlar abi. İşgal gemisi yapamıyorum. Daha çok böyle ok atan gemiler yapabiliyorum. Basit gemiler yapabiliyorum. Onlarla da pek bir şey yapamayız aslında. Yani kendimizi çok da zorlamaya gerek yok. Aslında bir sonraki çağa geçip mancınıklarla falan saldırırsam daha mantıklı olabilir. Ordumun zırhını falan arttırıyorum. Armory de zaten diktiğimiz için bir sonraki çağa geçebiliriz. 800 ete ihtiyacım var sadece. Biraz daha işçi çıkartıyorum arkadaşlar. Güzel. Buraya da surumu diktiğime göre biraz daha rahatız yani. Tamam. Çok harika abi. Buradan bizi daha da darlayamayacaklar. Ancak ya diğer cepheden gelirler, arkamızdan gelirler ya da önden gelirler. Önde zaten ordum var. Yani çok da büyük sıkıntı yok. Ama çiftçiliğe daha da devam etmem gerekiyor. Tamam. Bunları gözcü kulesi yap. Ya bir sürü çiftlik diktim ama et halen daha yeterli değil ne yazık ki. Daha da eleman çıkmış. Ev dikmeye devam edelim babacım. Ev dikmeye devam edelim. Evler önemli. Şuraya da taştan duvar dikelim. 13 dakika geçmiş abi. Tamam şu an daha çok savunmayı oynayacağım ben. Şu an daha çok savunmayı oynayacağım. Ordum zaten ordumun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şuraya bir çit daha dikelim. Çit diyorum ama sur yani bunlar aslında. Abi çiftçiliğe devam. Okçularımı geliştiriyorum. Ya ben bu iki yeri de alırım aslında. Yani çok da şeyleri yok. Biraz daha şey çıkartırsam Cyclops. Bir sonraki çağda yavaştan geçersem. Baksana abi duvarlarımız falan güzel oldu yani. Buradan beni o kadar da kolay darlayamazlar artık. Halen daha geliyorlar. Ama küçük birlikler yolluyorlar. Bunları artık dojlayabiliyoruz diye düşünüyorum ben. Oo gölgeler yolladılar. Hades gölgelerini yolladı bize. Bu gölgeler sıkıntı. Yani Hades'in birlikleri ölünce tapınaktan gölge olarak doğuyorlar. Bu da insanı biraz darlayabiliyor yani. Tamam. Ordularımın silahlarını değil de kalkanlarını da geliştiriyorum. Şu an ete ihtiyacım var abi. Ya buradan beni darlayamayacaklar. Ben buraya güveni aldığımı düşünüyorum. Şurayı da kapatırsak arkamızı da korumuş oluruz. Ki kapıyorum abi. Tamam burası bizim abi. Sadece ön kaldı. Önden de ordumu durduramazlar. Güzel ya. Güzel ordu. Tamam sonraki çağa geçemiyorum çünkü altınım azmış. Şu an geçebiliyorum arkadaşlar. Şimdi sonraki çağa geçmek bize iki tane seçenek sunuyor. Ya Dionysus'a geçeceğiz. Kendisi şarap ve kutlama tanrısı. Ya da Afrodit'e geçeceğiz. Kendisi güzellik ve aşk tanrısı. Şimdi Dionysus'a geçersek arkadaşlar özellik olarak bronz alıyoruz. Bütün ordumuza böyle bir skill basıyoruz ve ordumuz LoL'deki Zonya basmış gibi oluyor ve çok zor damage alıyorlar. Ya yani ordumuzu korumuş oluyoruz. Birlik olarak da Hydra çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda Skilla da çıkartabiliyoruz. Bunlar da düşmanı öldürdüğü zaman hem tanklar hem de düşmanı öldürdüğü zaman illa zaten duymuşsunuzdur bunu. Düşmanı öldürdüğü zaman fazladan kafası çıkan yaratıklar. Ya Afrodit'te de yani aynı zamanda Dionysus şeyleri geliştiriyor. Atlılarımızı geliştiriyor. Afrodit'te daha çok tarımı güçlendiriyor. Özellik olarak bize şey veriyor. Lanet veriyor. Düşmanları domuza çevirebiliyoruz. Ve Nemean aslanı veriyor. Bu da kükreyince alan hasarı veren şey. Ya, ekonomiyi geliştirmek mantıklı olabilir. Ama yani çok da ülkemi şey yapmayı düşünmüyorum. Yani 10 numara olmayı düşünmüyorum. Hydra ile düşmanlarımızı darlayabiliriz abi. Deniz bakımından yani. O yüzden Dionysus'u seçiyorum abi ben.
Şimdi abi, altında çok az adamımız var. Altına yolluyorum ben. Çoğunluğu altını da güçlendiriyorum. Ordum güzel bence. Ordum gerçekten iyi. Ordum gerçekten iyi. Şuraya bir sonraki settlement'ı da dikebiliriz diye düşünüyorum. Orduyu buraya çekelim. Artık sadece buradan gelebilirler. Troy'da 3. çağa geçti şimdi. Oo, işler sıkıntılı olacak. Tamam, geçsinler bakalım. Sıkıntı yok benim için. Tamam abi, güzel. Bunları iyi dojluyoruz ya. Tamam, yatırdık abi. Atlarımız da güçlenecek şimdi. Bakalım bu çağda neler yapacağız. Ben ordumu buraya çekiyorum. Yani belki biraz daha şey çıkartabiliriz. Siz söyleyin. Hoplite çıkartabiliriz. Atlı yolluyorlar çünkü. Daha çok 5 tane daha hoplite alıyorum. Mitolojik birlik olarak bana şey vermedi mi ya? Hocam, eve ihtiyacım var benim. Bolca eve ihtiyacım var. Daha fazla birlik gerekiyor. Bu arada odunlarım azalmaya başladı. Açıkçası ben kendimi hazır hissetmeden direkt saldırmayı sevmiyorum. Altınımız az ya. Altınımız gerçekten çok az abi. Daha da işçiye ihtiyacım var. Daha çok şey alalım abi. Tarlalardan daha çok yemek elde edelim. Güzel ya, ordum iyi yani. Ordumu seviyorum şu an. Cyclops'ları geliştirsem mi? Elder Cyclops yapabiliyorum. Veya direkt bir Hydra mı çıkarsam? Aslında denizden bir skill'le çıkartabilirim 200 altına. Düşmanları darlayabilirim böyle. Tamam. Düşmanların gemilerini darlayalım ki işimiz kolaylaşsın abi. Bir tane skill'le çıkardım. Mesela biz ilk olarak şu kısma gidelim. Veya bu kısma gideceğiz gibi gözüküyor. Buraya gidelim ya. Sen şuraya gel babacım. Abi bu altın kaynağı neden azaldı acaba? Babacım, Town Center'da dikeceğiz birazdan. Çünkü nüfus yetmiyor artık. Gerçekten nüfus yetmiyor. Nüfus yetmiyor yani bildiğin. Valla büyütebildiğim kadar ordu yapıyorum arkadaşlar. Öncü birliklerimi de yolluyorum. Bakalım bu adamları yıkabilecek miyiz? Biraz yıkmaya çalışacağım. Fiziksel defansı çok yüksek değil. Birlikleri mesela defanslarını da görebiliyorsunuz. Şu da uzaktan saldırılara karşı olan şeyi. Zırhı. Tamam, skill'le buradan biraz terör estirsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuraya bir Town Center'ı dikiyorum izninizle. Bir Town Center'ımız daha olsun. Town Center'larda bir geliştirme var. Fortified Town Center olarak geçiyor. Daha fazla popülasyon almamızı sağlıyor. Hocam, ormanlar azaldı. Siz artık şuradaki ormana yardırın. Altına da daha fazla adam yollamamız lazım. Ormana devam edin abi. Şuraya da bir bina dik. Şu an sadece altın konusunda sıkıntı yaşıyorum. Tamam, benim birliğim yenmiş. Limana da saldırın abi. Darlayabildiğimiz kadar darlayalım. Bunların ekonomilerine falan saldıralım. Altın düzelmeye başladı. Şurada bir kale dikebilirim aslında ya. Evet. Bir kale dikelim şuraya da. Arkamızdan hiç saldırı almayalım. Şimdi daha çok bana karadan birlik yolluyorlar. O zaman ben okçu çıkarmaya devam ediyorum abi. Okçu çıkart. 5 okçu çıkartıyorum. Okçuları bir sonraki şeyine sokuyorum. Aa, istediğiniz kadar gelin. Benim ordumu kolayca yatıramayacaksınız. Aslında doktor vardı. Doktor çıkartıyor olmamız lazım şu an. Ama çıkartamıyormuşuz. Teseus'u çıkartalım. Mitolojik ünitelere karşı iyi. Tamam, en azından limanlarını yıktım abi. En azından limanlarını yıktım. Ormancılar boşta kalmış. Onları diğer ormana yönlendiriyorum. Artık ev de dikemiyoruz. Altınımız az. Tamam. Limanı aslında yok etmemiz yeterliymiş. Bir sonraki
Truva Limanı da. Oo, ordu geldi. Tamam. Birleşin abi. Birleşin şurada. İki ordum oldu. Ama bak, mancınıklar böyle yalan olur. Mancınıklar yalan olur. Bizim diğer ordu ona yardıma gitsin. İkinci limanı da yok edersek bu iş bizde yani. Hidra sayesinde. O zaman biz bir tane daha bundan çıkartalım. Madem bu kadar iyi bir şey bu. Fortified Town Center yaptık mı? Oo, duvarlarımı yıkıyorlar benim. Duvarlarımı yıkıyorlar. Çabuk çabuk çabuk. Bir hidraya daha ihtiyacımız var. Abi tamam, burayı yok etmenizi istemiyorum ya. Bu adamlar ciddileşti moruk. Bu adamlar ciddileşti moruk. Bu adamlar ciddileşti. Bizim artık temple'lara falan saldırıyorlar. Abi abi abi, sıkıntı büyük, sıkıntı büyük şu an, sıkıntı büyük. Temple gidiyor. Vatan elden gidiyor abi. Vatan elden gidiyor. Çabuk çabuk çabuk. Acele edin abi, yetişin. O arkamızdan bir atlı birlik geliyor. Of of of, izin vermeyecekler bana. Bana izin vermeyecekler. Abi lanet olsun ya, lanet olsun. Ya çok popülasyonum var, bir şey de dikemiyorum. Baba, sizin ülkeye geri dönmeniz gerekiyor baba. Şuraya gelin siz. Vatan elden gidiyor gençler ya, of. Abi neden izliyorsun, saldırsana düşman gemilerine. Saldırsana. Temple'ımız gitti anasını satayım ya. Neyse, Poseidon olduğumuz için bir şey yok olunca içinden asker çıkıyor. Tamam abi. En azından biraz onları darlıyorum. Bizim ordu da geldi. Bizim ordu da geldi. Gemileri de yatırdım. Sadece bir tane kaldı. Onu da yatırırsak rahatlayacağız abi. Altındaki işçiler gitti. Şu an işçileri seçersen biraz sıkıntı olabilir. Tamam ya. Bizim deniz birliği gerçekten iyi iş çıkardı. Temple gittiyse yenisini de dikeriz. Ordum artık şurada konuşlansın. Diğer taraftan korkmamıza gerek yok. Orayı aldık. Bir sonraki limanı da alırsak rahat edeceğiz biz. Tamam, şurada şu an şey yapın. İşçilerim. Şu duvarı abi tamir et. Boş duranlar. Altın madenimiz var mı ya? Şuraya bir altın madeni yapabiliriz. Gidin abi, burada siz altın çıkartın. Altında kimsemiz yok çünkü. Şimdi bir tane daha deniz birliği çıkartmak isterdim ama ben Fortified Town Center'da yaptım. Birliklerimiz halen daha yeterli gelmiyor. Tamam, ordumun bir kısmını da şuraya alıyorum. Abi istediğiniz kadar gelin. İstediğiniz kadar gelin. Yatıracağız yani sizi. Devrileceksiniz yani, yargılanacaksınız. Oo, dış kapılarıma gelmiş bunlar abi benim, ne oluyor lan? Ya işçileri mi bırakın, bak bu dünyada en sevmediğim şey işçileri darlamaktır. İşçileri bırakın abi. Tamam ya, üçünüz gidin abi, alın şurayı. Üçünüz gidin alın şurayı, ben artık sinirlenmeye başladım. Ben artık sinirlenmeye başladım. Abi sıkıntı olacak. Gerçekten büyük sıkıntı olacak. Ülkeyi darlamaya başladılar yani. Ülkeyi darlamaya başladılar. Ekonomi giderse her şey gider abi. Ekonomi giderse ülke batar. Onu da söyleyeyim ben. Ekonominin gitmemesi lazım. Evet, burada bir savaş dönüyor. Bakalım Truva'yı alabilecek miyiz? Yani çok merak ediyorum. Darladılar yani. Tamam. Oo, bizim şey yatmış. Neyse, mancınıklar uzaktan bunları darlıyor abi. Ben ordumu yollayayım o zaman. Amacımız bence alabiliriz bu orduyla ya. Gidin abi alın. Neyse, biz şehirle ilgilenelim. Ordunun işlerine sonra bakarız. Abi şeye devam edin. Hippikon, sen burada kal. Sen bir dolaş ya, bakalım neler dönüyor.
Denizden de darla babacığım. Etimiz bayağı bol ama son çağa geçemiyorum. Son çağa geçmemize izin vermiyor oyun. Orduya dal abi, orduya dal. Tamam, altını da bastım bak. Mancınıklar boş durmayın abi. Limanı yıkın. Amacımız limanı yıkmak zaten. Bunların orduları bayağı fena olmuş yani. Bunların orduları bayağı fena olmuş. Şu kolosları, kolostu değil mi bunlar? Kolosları devirmek çok zor mesela. Ordumuz eriyor hafiften. Abi yıkın ya. Şimdi boş işçiler. Neyimiz az? Aslında her şeyimiz tıkırında gibi ya. Ben ikinci bir ordu bassam daha iyi olabilir. İkinci bir ordu basalım abi. Siz altına odaklanın babacığım. Altına odaklanın. Aa bitti lan. Harbiden bitti. Limanları almamız yeterliymiş yani. Limanları almamız yeterliymiş arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Yani bu bölümde sadece bir görevi yapabildik. O da yüzeyi tırmalamak oldu. Yani Truva'ya giriş yapacağız artık. Ama Truva'nın dış defanslarını temizledik. İlk olarak limanlarını yok ettik. Şimdi bir sonraki bölümde artık Truva'yı yavaştan işgal etmeye başlayacağız. Ama Truva yani kolay olmayacak. Kesinlikle kolay olmayacak. Truva bizim için zor olacak. Bir sonraki bölüm iyi bir planı, dediğim gibi bir sonraki bölümde oynayacağım. Bu video ile birlikte arkadaşlar aynı zamanda da Tozlu Ansiklopedi bölümü geliyor ve sizlere Mısır tanrılarından birini anlatıyorum. Onun dışında bir sonraki Tozlu Ansiklopedi bölümünde size ne anlatayım? Onun için oylama yapmak istiyorum. Hangi mitolojiden? Yunan mı? Atlantis mi? Norse mu? Çin mi? Siz karar verin arkadaşlar. Kararı tamamen size bırakıyorum. Ama Mısır'ı seçemezsiniz. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Age of Mythology artık kanalda güzel bir seri olarak başladı. Yani bölümler uzun olduğu için, önemli kısımları da kesmek istemediğim için bazen kesmiyorum. Yani çok uzarsa kesiyorum. Bir sonraki bölümde dediğim gibi iyi bir planı oynayacağız. Daha da denilebilecek bir şey bulamıyorum. Age of Mythology'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.